Sevgili izleyiciler, yeniden iyi akşamlar diliyoruz. AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Halil Bay Fırat'la birlikteyiz. Sayın Fırat, birinci bölümde bayağı konular konuştuk ama ikinci bölümü Adıyaman'a ayırdık. Adıyaman Spor'da şampiyon oldu. Evet. Maçtaydınız. Maçtaydık. Nasıl gördünüz? Ya, gerçi mağlup oldu ama Kozan Spor'un yenmesiyle mağlup işler olduk. Değişti. Kozan Spor beraber, neler hissettiniz o an? Kozan Spor berabere de kalsa biz çıkıyoruz aslında, şampiyon oluyorduk ama gönül isterdi ki tabii ki yenerek şampiyon olalım. Ama orada Karaköprü'nün de kümeye düşme durumu vardı. Yenseydi Karaköprü'nün kümeye düşme durumu vardı. O da bizim kardeşimiz. Çok küme düşmedi herhalde. O da kümeye düşmedi. Biz de şampiyon olduk. Ha. Yani en iyi sonuç oldu gibi de diyebiliriz. Gerçekten. Yani bu mağlubiyette çok enteresandır. Böyle bir mağlubiyette sevinç duymak. Yani hem mağlup olduk, hem şampiyon olduk, hem diğer taraftan da Karaköprü'nde hakikaten düşmemesine sevindik. Orada belediye başkanları, Urfa belediye başkanlarımız, hem Karaköprü belediye başkanımız, hem diğer ilçe Halili Eyyubiye belediye başkanlarımız, il başkanı, büyükşehir belediye başkanımız. Maşallah, onlar da birlikte izliyorduk. Belediye başkanı Sayın Kılıç ve 5 milletvekiliniz oradaydınız. Evet, oradaydık. Bayağı taraftarlar da vardı. Oradaydı il başkanımız, ilçe başkanı. Bayağı oradaydık. Yani hakikaten dediğim gibi en güzel sonucu aldık diyebiliriz. Çünkü yani biz orada şampiyon, yenip şampiyon olmak isterdik tabii ki ama Karaköprü'de küpmeye düşersek belki hüzünlü bir sevgi olacaktı. Buruk bir sevgi olacaktı ama bu şekliyle onun da düşmemesi, bizim de şampiyon olmamız ondan dolayı. Ben burada Sayın Başkanımıza, yöneticilere, futbolcularımıza ben başarılar diliyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten bir yılın sonunda, bir sezon sonunda elde edilmiş bir şampiyonluk. Gerçekten sevindirici bir durum. Adıyaman'da herkes kenetlenmişti şampiyon olması. Bu arada aynı zamanda bugün bizim Kahtaspor'da kümeye düşmemek için mücadele veriyordu. Evet. Aynı gün o da Tokatspor'u 4-0 yenerek o da kümede kaldı. Yani cumartesi günü güzel bir gün olarak geçti. Süper Lig'de hangi takımı tutuyordunuz? Ben Fenerbahçe'yi tutuyordum. Fenerbahçe de yendi. Fenerbahçe yendi mi son maçı? Fenerbahçe son maçı bugün. Bugün de bir önceki hafta yenmişti. Ya bir haftanın önceki gün Alanyaspor'la berabere kalmıştı. Kalmıştı. Berabere kalmamış şampiyon olsa da şampiyon. Size? Ya şu haliyle ben Beşiktaş olacak gibi geliyorum. Beşiktaş geliyorum. Öyle görüyorum en azından. Bilmiyorum. Daha 4 hafta var gerçi ama ne olacağını bilemeyiz. Çünkü 3 puanlık sistemde ne olacağı belli olmaz. Ama Beşiktaş sanki ben Fenerbahçeliyim ama herhalde ben de Beşiktaş herhalde şampiyon Beşiktaş olacak. Beşiktaş sanki daha değerli toplu top oynuyor. Ben öyle gördüm. Yani şu ana kadar da biraz daha istikrarlı giden de o takım oldu. Adıyaman Spor'u canı gönülden kutluyoruz. Adıyaman Spor canı gönülden kutluyoruz. Başkanından yöneticisine, işte sporcusuna, malzemecisine kadar hepsini tebrik ediyoruz. Ama zor bir sezon da bekliyor. Kesinlikle. Tabii ki ikinci ligde mücadele verecek. İkinci ligde birlikte biliyorsunuz bizim çevre iller var. Oradaki ikinci ligdeki takımlar daha farklı takımlar olacak. Ama ben öyle inanıyorum ki Adıyaman Spor'u bunu da başaracağını, daha güçlü olacağını, daha iyi şeyler yapacağını ve böyle ondan sonra birincilik ve Süper Lig'e kadar gelmesini temenni ediyoruz. Bu konuda da bizim de yapmamız gereken ne varsa Adıyaman Spor'un, Adıyaman hemşerilerimizin her zaman yanındayız. İnşallah. Ben futbolu çok seviyorum. Ben özellikle seyretmeyi. Oynuyor mudunuz? Lise döneminde oynadım. Lise sonuna kadar. Nerede? Hangi lisedeydiniz? Ben Adıyaman Lisesi mezunuyum. Adıyaman Lisesi mezunuyum. Orada biz köyde özellikle çok oynadık. Köyde ortaokul, ilkokul dönemlerinde. Ama daha ya sonra son yıllarda çok spor tesisi yapıldı. Evet. Hakikaten yapıldı yani. Kesinlikle. Rahmetli Turgut Özal'ın illerdeki yeşil sahaları yapması gibi mevcut siyasi iktidarda ilçelerde yeşil sahalar bayağı gördük. Fakat spora ilgi azaldı. Ne hikmetse bazı sahalarda çok böyle ilgi azaldı derken tabii ki gereken çalışmaları yapıyorlardır mutlaka ama halk, siz mesela zor şartlar altında futbol oynadınız. Evet. Şimdi aynı köye yeşil saha yapılsa mevcut gençler bunu değerlendirecekler mi? Yani şu anda özellikle bizim köylerde şöyle bir durum da var. Atatürk Barajı'nın gelmesiyle birlikte bizi en azından kendi köyümüz için diyorum. Şu akıllı telefonlar da zamanında oldu. Akıllı telefonlar da oldu. Artık köylerde gençler çok fazla da yaşamamayı daha çok başka yerlerde de gitmeye başladı. Ya yani ondan dolayı biraz etkisi var ama yine de biz lisanslı sporcu anlamında AK Parti iktidara geldiğinde
Adıyaman'da çok cüzi bir olan biz lisanslı sporcu. Şu anda biz kaçlar katına kadar çıkardık. Spor tesisi anlamında işte bir tane de bizim bir kapalı spor salonu yoktu. İlçelerde kapalı spor, sentetik çim sahaları yoktu. Şu anda mahallelerde ve şeylerde spor alanları açtık. Ve bununla birlikte ben öyle inanıyorum ki gençlerimiz o şekilde yönelecektir diye ve yönelmiştir de. Lisanslı sporcu anlamında da ciddi bir anlamda artış var. Ben şu anda sayıyı tam hatırlamıyorum ama ben en az böyle bir 10-20 katına kadar çıktığımızı hatırlıyorum. Sanki 10 daha fazla lisanslı sporcu anlamında. Hem futbolda hem diğerlerinde biliyorsunuz bu kickboksta biz burada Türkiye'de eskrimde Gölbaşı çok iyi gidiyor. Yani spor alanlarında ve özellikle yeni spor alanlarının yapılmasıyla geçen gün biz sporcu fabrikasını dolaştık. Yani bir sporcu fabrikasının içerisinde değişik alanlarda, değişik şekillerde spor yapılabilecek alanlar var. Çok çok güzel şeyler yapılıyor. Ve bu Adıyaman'a belki Türkiye'de kazandırılacak spor tesisi anlamında Türkiye'de ilk defa Adıyaman'a yapılıyor sporcu fabrikasına. O zaman Akif Çağatay Kılıç Bakanımız vardı. Sayın Ahmet Aydın o zaman grup başkan vekiliydi sağ olsun. Meclis başkan vekiliydi. O zaman onun döneminde biz bunu başlattık. İnşallah yakın zamanda bitecek. Gerçekten ciddi anlamda orada sporcunun yetişeceği. Yeni bir stadyum gündemde mi? Valla stadyum anlamında şu anda biz öyle bir gündemde söz konusu değil. Ama ileriki zamanlarda işte Adıyaman Spor'un ikinci lige çıkması ve başka bir şeyde olması, başka bir alanlara çıkmasıyla inşallah biz yeni stadyumun yapılması noktasında talebimiz olabilir. Ama şu anda Adıyaman sahası sanki yetiyor gibi. Ama ileriki zamanlarda ihtiyaç duyulduğunda tabii ki biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza bunu ileteceğiz inşallah. İnşallah. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi spor alanında gerçekten AK Parti döneminde bütün ilçelerimize hem saha hem kapalı spor salonu hem de onunla birlikte yapılabilecek daha başka alanlar, spor alanları yapıldı. Tek iki tane ilçemizde kapalı spor salonumuz yoktu. Samsat ve Tut ilçelerimizde şu anda onların da inşaatı devam ediyor. Yakında bitecek. Onlar da bu pandemi sürecine rağmen ihale edilip inşaatı devam eden. Allah razı olsun Fikret Keleş Müdür de bu işi iyi organize ediyorlar yani. Müdürümüzden Allah razı olsun, yönetimi de iyi, sağlam arkadaşlar, iyi de çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Biz de mümkün olduğunca özellikle Sayın Ahmet Aydın'ın başkanlığında orada bakanlar nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın nezdinde. Ahmet Bey'in her zaman söylüyorum, burada tekrar söylemekten de çekinmiyorum. Ben Adıyaman için bir değer olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Adıyaman için bir marka olduğunu düşünüyorum. Onunla birlikte birçok açılamayacak kapımız açılıyor. Ve hamdolsun Adıyaman'a yapılan hizmetler noktasında da çok büyük emekleri var, gayretleri var. Özellikle takvim noktasında çok iyi takip ediyor. Ve biz de milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanımız, teşkilatlarımızla birlikte destek veriyoruz. İnşallah Adıyaman'ımıza eksik olan Ankara merkezli ciddi bir ağırlığı var. Kesinlikle. Yani öyle bir şeyler oluyor ki yani bazen bakanlarımızı bile şey olduğu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımıza rahatlıkla bu konuları aktarıp Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adıyaman'ıza yapılacak hizmetler noktasında çalışmalar yürütüyor. Bu konuda Sayın Ahmet Aydın'ın işte daha önce grup başkan vekili yaptı, meclis başkan vekili yaptı. Şu anda AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız. Ve gerçekten dediğim gibi hem bakanlar nezdinde hem Cumhurbaşkanımız tarafından çok seviliyor. Ve yapılan hizmet noktasında o da Adıyaman'ı hizmet noktasında takip ettiğini biliyor Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Bey'in özellikle. Ve o konuda götürdüğü talepler noktasında da çok geri çevrilen yani olumsuz olarak geri çevrilen talebimiz olmuyor. Hamdolsun takip edeceğiz bakalım inşallah. Ahmet Bey ile birlikte, diğer arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman'ımıza eksik olan hizmetlerimizi tamamlama noktasında yolumuza devam edeceğiz. Tabii Adıyaman konuştuğumuz zaman konuların başlığından bir tanesi de her programda olduğu gibi sulu tarım konuşuluyor. Evet. Çok ciddi manada istek var. Bir yandan kentin doğasını ilgilendiren dağ köylerinde özellikle Çelikhan, Bulam tarafında dağ tütünü çok önemli. Onlar kendi tütün geçim kaynakları sonuçta. Diğer taraftan ova köylüler
sulu tarıma geçmenin heyecan içerisindeler. Evet. Bir yandan enerji giderlerinin yüksekliğinden bahseden bir köy tabanı var. Evet. Bir yandan tütün alternatif ürünlerin olması için barajlar, işte Koçeli Barajı falan hep gündemde. Evet. Sulu tarım başlığı altında sıralarsak, Adıyaman önümüzdeki dönem içerisinde kısa vadede ne bekliyor? Ne sonuç alacak? Şunu söyleyeyim. Bakın bizim Adıyaman'da biliyorsunuz hem Gömük Hanım hem Koçeli Barajları'nın ikisinin de baraj göletleri yapılıyordu. İnşaatları devam ediyor. Sanırım Koçeli'nin %50'nin üzerine çıktı. Ama bununla birlikte biz baraj yapıldı ama sulama projeleri veya kanalların yapılmadıktan sonra barajın orada olmasının da bir anlamı yok diye. Özellikle bu pandemi sürecinde ve TOKİ tarafından ihale edildi ve ihaleleri de kesinleşti. İkisinde yer teslimi yapıldı. Koçeli'nin sadece sulama projelerinin ihalesi 650 trilyon. Yani sanırım 670 hatta 700 trilyon civarında ihalesi yapıldı. Ve bu yakın zamanda Koçeli Barajı'nın sulama proje, yani o yeraltı sistemleri falan onların yapılması noktasında ihalesi yapıldı. Şu anda yer teslimi yapılacak. Orası başlanacak. Aynı şekilde Gömüken Barajı'nın yer teslimi de yapıldı. Ona da yakın zamanda şey olacak. Onun da sanırım sadece oranın da ihale bedeli 200 mü 300 trilyon civarında. Bugünkü parayla 300 milyon civarında. Yani ikisinin toplam maliyeti 1 kat trilyon civarında şu pandemi sürecinde ihale edilen bir durum söz konusu ve ihaleler kesinleşti. Yer teslimi yapıldı. İnşallah yakın zamanda onların inşaatına başlanacak. Biz öyle inanıyoruz ki Koçeli Barajı ile birlikte bu sulama projeleri de hızlı bir şekilde gidecek. En yakın zamanda Adıyaman'ımızı gerçekten bu sulama projeleri noktasında bize kendimizi eleştirdiğimiz, öz eleştiri yaptığımız, biraz geciktik diye dediğimiz. Çünkü daha öncesinde zaten hiçbir şey yapılmamıştı. Hiç olmazsa bizim zamanımızda. Siyasetçi genelde öz eleştiriye gelmez. Siz yapıyor musunuz? Ya hakikaten sulama projelerinin Adıyaman için bir an önce bitirilmesi gereken projelerdi. Tabii bir takım aksaklıklar falan oldu. Ama biz bunları bir an önce gidermek noktasında gerçekten bizim Adıyaman'ımıza katma değer katacak. Tarıma değerli endüstrinin sağlanacak. Oradaki işte sadece Koçeli Barajı ile 200 bin dönüm, Gömükhan ile 80 bin dönüm. Aynı şekilde Çetintepe Barajı'nın %95 oranında barajı bitti. Onunla sulama projelerinin ihalesi yapılacak. Sadece onlarda da 300 bin dönüm, Gölbaşı ve Besli'de 300 bin dönüm araziyi sulayacak proje var. Bu pandemi sürecinde bir tanesi daha, Kahta'da Büyükçay projesi var. Yaklaşık 100 bin dönüm arazi, 97.500 dönüm araziyi sulayacak bir proje. Onun da ihalesi yapıldı. İnşallah yakın zamanda onun da çalışmalarına başlayacak. Yapım ihalesi mi yapıldı? Onun ön yeterlik ihalesi yapıldı. Yapım ihalesi de yakın zamanda yapılacak inşallah. Yani bununla birlikte Büyükçay Barajı da faaliyete girerse, yani bu barajların tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman'da %85-%90 civarında bizim sulanabilecek arazilerimizin sulanma sağlanacak. Bununla birlikte her ilçemizde göletler var. İşte Sincik'te Arıkonak var, Gerger'de Çiftisar var, Çelikhan'da. Çelikhan aynı zamanda Çat Barajı'ndan tünellen ovaya su akıtacak bir proje var. Onun da yakın bitmek üzere zaten Çat Barajı'nın bitmesi. Aynı şekilde onunla birlikte Yeşiltepe göleti var. Merkezde Pınar Yayla var. Gölbaşı'nda Balkar ve Çelik göletleri var. Yani bütün ilçelerimizde hemen hemen sulama projesi anlamında faaliyetler üretiliyor. Ve bu pandemi sürecinde özellikle Erkenek ve Gölbaşı ve Besli'nin içme suyu problemi vardı. Besli'de çok ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor. Ve inşallah bu yazın Erkenek içme suyunu Besni'ye vererek Besni'nin içme suyu problemini halledeceğiz. Çünkü terfiyle su alınıyordu. Bu terfide yaklaşık Besni Belediyesi'nin ayda ödemesi 700-800 milyon civarından sadece elektrik parası ödüyordu. Bu haliyle cazibeyle bu pandemi sürecinde ihalesi yapıldı ve şu anda suyun işte gelme çalışmaları yapılıyor. Gölbaşı, Besni ve onunla birlikte 4 tane beldemiz Suvarlı, Besli'den, Gölbaşı'nda Harmanlı, Balkar ve
Belören beldeleri ve bununla birlikte 13 tane köyün içme suyunu karşılayacak proje. Yoldan açılmışken Celiken konuştuğumuzda, Ahmet Bey ile konuştuğumuz zaman, Allah selamet versin, buradan izliyorsa saygılarımı gönderiyorum kendine de. Sevdiğimiz bir siyasetçi, işi gücü rast gelsin. Özledik kendisini de, bir gün stüdyoda birlikte olmak isteriz. Yani epey oldu, beraber olamadık bu pandemi süreci de araya girince. İnşallah. Ben Malatya Gündüz Bey'liyim. Hatta diyordu ki Ahmet Bey, artık sen annen gittiğinde, baban gittiğinde seferi namazı kılmıyoruz. Şey kısaldı, yol kısaldı. Evet. 90 kilometre. Buradan 85 kilometre. Celikan'ı geçtikten sonra. Evet. Tabii Celikan tarafı güzel, çok güzel. Yol otoban gibi. 1946'nın gazetesinde, Malatya gazetesinde aynen şöyle yazıyor. Diyor ki, mühendisler at sırtında affedersin giderek Bürücek Tepesi, Celikan'ın bir tepesi. Bürücek Tepesi'ne giderek Malatya, Yeşilyurt, Gündüzbey, Adıyaman, Çelikan, Adıyaman yolunun ön fizibilite çalışmalarında incelemelerde bulundular. Evet. Allah rahmet eylesin. Bunu ben bir televizyon programında Ahmet Bey ile konuşurken, Mustafa Kocatürk başkanımız, Allah rahmet eylesin, izlediği yerde beni aradı. Dedi ki, benim babam mı, babası mı, dedesi mi, belediye başkanıyken 1920 yılında İsmet Paşa'ya mektup yazmış bu yolun yapımıyla ilgili. Rahmetli Turgut Özal da derdi, bu yol işte güneyden kuzeye açılan yol, İpek yolu olarak değerlendirilir. Evet. Sadece ikiyinin bağlantı yolu olarak bakılmıyor. Evet. Evet. Kuzeyden, Kafkaslardan veya işte Türkü Cumhuriyetlerinden eğer aramız iyi olsaydı Suriye, Halep, Şam'a ve oradan da Libya veya işte ülkelere şey yapacaktı. Şimdi bu yolun bu tarafı yapıldı. Yani diğer tarafı. Evet. Bu taraf dediğim Celikan'dan Malatya arası güzel. Evet. Bu tarafla ilgili etüt çalışmaları yapılıyor deniliyordu. Onun projesi de bitti aslında. O da bir anlamda bir ara Çelikan Adıyaman arasındaki yolun biraz projesi. Bana özel soru olduğu için evet. Yani çok böyle yok. Detay. Şimdi yol yapımı noktasında özellikle karayollarının bizim Adıyaman'da şantiye şeklinde yapmış olduğu projeler var. Mesela Urfa Adıyaman yolu bitti. Şu anda Antep yolunu bitirmek üzereyiz. Az kaldı. Besni Araban yolu arasında. Hı-hı. Gölbaşı'nın Malatya üzerindeki yolu yapıldı. Bu şu anda bizim Adıyaman Kahta, Kahta'dan sonra işte Nispi Köprüsü'ne kadar sıcak asfalt ihaleleri falan, o yollarda şeyleri falan var. Şu anda karayollarının bize söylediği şey şu. Tabii ki biz Çelikan yolunun öncelikli bunun yapılması gerektiğini, sizin belirtmiş olduğunuz gibi özellikle Çelikan Yeşilyurt arasındaki o bağlantı sağlandıktan sonra bu yolun ehemmiyetinin daha da fazla olduğunu söylüyoruz. Bununla ilgili proje de bitti. Hatta projede bir takım sıkıntılar oldu. Onunla ilgili bir tadilat yapılabilir mi diye talepte bulunduk. İnşallah ileriki zamanlarda, yani bu sene içerisinde onunla ilgili bir ihale yapılması söz konusu değil. Ama önümüzdeki belki 2022 için biz o dile getireceğiz, onu gündeme getireceğiz. Çünkü şu anda öncelikle birikmiş çok önce işler var. O işleri de bitirilmesi gerekiyor. Onunla birlikte bu Çelikan yolunun kesinlikle ve kesinlikle sizin dediğinize katılıyorum. Ve hatta ben o zaman il başkanıydım. Ahmet Bey'in o Yeşilyurt Çelikan arasındaki mücadelesini de biliyorum. Biliyorum. Ve milletvekili diğer arkadaşlarımız da falan o konuda. Ve daha sonra da işte bu Çelikan ve Adıyaman yolunun özellikle hem kısaltılması, orada yapılacak birkaç tane köprü, viyadük, belki tünel olması gereken yerler var. Bu şekilde yapılması gereken bir yol var. Onun maliyetini sadece şu anda bir sorduğumuzda sanırım 809 trilyon civarında bir maliyeti çıkıyor. İnşallah yakın zamanda onun ihalesini gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz. Gerekiyor, olması gereken bir yol. Çünkü dediğin gibi o bağlantıyı kurabileceğimiz bir yol. Ondan sonra da artık seferi olmaktan da tamamen çıkacağız. Tamamen çıkacağız. Çünkü yol bu defa herhalde tahminim 75 kilometreye düşecek. Daha az bir şey Malatya olacak. Merkez 90 kilometre. Malatya'ya giderseniz de, merkeze giderseniz, iki vilayet arasında giderseniz de otomatikmen ortadan kalkmış olacak. Aynen öyle. Yani, ama Erkenek yolu yapılınca, Erkenek tüneli yapılınca, Gölbaşı Malatya arasında sürgüden sonra o güzelim tüneli görünce burası daha çok konuşulmaya başlandı. İşte Malatya-Elazığ arasındaki tünel yapılınca, yeni köprü yapılınca yine burası gündeme geldi. Evet. İşte güzel bir köprü yaptınız Kahta'ya, Nisibi Köprüsü. Hakikaten güzel bir köprüydü.
Bunları görünce bu yollar yine gündeme geliyor. Yok, kesinlikle olması gerekiyor. Biz bunu da takip ediyoruz, takipçisiyiz. Projede dediğim gibi projesi de yaptı, hatta bitirildi. Orada bir takım şeyler vardı. Onların tadilat noktasında belki proje anlamında onlar yapılır. Ondan sonra inşallah en yakın zamanda da oranın yapılması noktasında çabamız olacak. Onu biliyoruz, takip ediyoruz. Öncelikli işlerimizden bir tanesi kesinlikle Çelikhan ve Malatya, o bağlantı ve dediğiniz gibi o yolun belki bir İpek Yolu olabilecek bir yol konumunda olacak. Kuzeyi güneye tamamen bağlayacak bir yol. Onun için biz onu takip ediyoruz. Biz takipçisi olacağız. İnşallah yakın zamanda da onun ihalesini gerçekleştireceğiz. Evet Sayın Vekilim, tabii pandemi süreci. Pandemide en çok etkilenen kesim esnaf kesimi. Evet. Size de geliyordur mutlaka. Bir yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş Bey'in açıklaması var. İşte dış bir politikada, özellikle de dış ticarette açığı %30 aşağı çektik. Ekonomik verilere baktığımız zaman hakikaten iyi sonuçlar geliyor. İhracata baktığımız zaman da iyi sonuçlar geliyor. Evet. Fakat bir yandan da esnaf da pandemiden dolayı, yani bunun için ne yapılabilir, ne yapılıyor, esnaf ne yapması lazım, esnaf için ne düşünülüyor, işte belediye başkanı 500 milyara yakın bir yardım, hükümetin vermiş olduğu bir yardım. Yine bir yardım gündeme gelecek herhalde. Evet. 2-3 gün yine bir yardım söz konusu. Yerelde STK'lar ne yapıyorlar bilmiyorum ama neler düşünüyorsunuz esnafın durumu? Şunu söyleyeyim, tabii ki bu pandemi, bu salgın tamam sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada etkili olan bir şey. Gerçekten de ben programın başında da belirttiğim gibi bu pandemi sürecini en iyi şekilde atlatan ülkelerden olma yolundayız. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bu pandemi başlar başlamaz o zaman kabineyi toplayıp, hatta o zaman sivil toplum kuruluşlarında odalar birliği, işte bu meslek kuruluşları falan, onlarla yapmış olduğu bir toplantıda bir paket açıklamıştı. Hem sosyal yardım anlamında hem de esnafa, çiftçiye veya diğer gruplara yapılacak yardımlar noktasında bir takım paketler açıkladı. Tabii ki bu sürecin uzamasıyla birlikte tabii ki esnafımız bir takım sıkıntılar yaşıyor. Ama biz bu sıkıntıları en aza indirmek adına Sayın Cumhurbaşkanımız geçen günlerde yine yenilemiş olduğu paketler oldu. Açıklamış olduğu yeni paketler oldu. Bununla birlikte inşallah biz öyle inanıyoruz ki bu tam kapanmayla birlikte 17 Mayıs'ta birlikte inşallah biz Türkiye'de bu pandemiyi biraz azaltıp ondan sonra artık normalleşme yollarına gitmemiz gerekiyor. Hakikaten insanlarımız o kadar bunaldı, sıkıldı. Yani bu tabii ki kimsenin istemediği bir şey. Ama sonuçta her şeyden önemlisi bizim insanların sağlığı, her şeyden daha önemli. Çünkü bir insanın burnunun kanaması bile hiçbir şeyde değişmeyecek bir şey. Onun için biz kesinlikle ve kesinlikle insanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, onların tabii ki ekonomik kaygılarını da giderecek esnafımızın veya diğer dediğim gibi sosyal yardıma muhtaç olan vatandaşlarımız ve diğerlere de ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah 17 Mayıs'ta bu normalleşme biraz olur diye düşünüyoruz. Yani bu pandemiyle birlikte, bu vaka sayısının azalmasıyla birlikte inşallah biraz normal... da bize bağlı. Yani tabii ki biraz da bu. Abi tabii ki biz bunu belledikten mesela sonra mesela Baskey'de bilim adamları açıklıyor. Aşının korunma özelliği yüzde olarak aynı. Evet. %80, %80. Yani evet. Maske takarsan da %80 korunuyorsun. Aşı vurdursan da %80 korunuyorsun. Ya aşı vaktin gelmediyse maskeni kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Maske takmakta tabii ki bu tabi, ama yine de Allah razı olsun hakikaten de vatandaşlarımız çoğu zaman hepsi de uyuyor da, ama sonuçta insanlar da sıkıldı hakikaten. Yapılacak da bir şey yok. Biraz daha şey oldu. Bu dönemde özellikle ben sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun. Öyle bir süreçten geliyorlar ki akşam eve yine geldiğinde annesi babası varsa annesinin babasının yanına gidemiyor. Eğer çocukları varsa çocuklarına bile sarılamıyor. Öyle bir süreçten geçtiler. Ondan dolayı Allah kendilerinden razı olsun. Vatandaş da dediğim gibi biz biraz daha dişimizi sıkacağız. 17 Mayıs'a kadar da inşallah bu kapanmayla birlikte ben öyle inanıyorum ki vaka sayısı iyice düşecek. Düşmeyle birlikte de biraz daha tam normalleşme olmasa bile biraz normalleşme sürecine gireriz. O zaman
Dediğim gibi vatandaşımız da biraz daha rahatlamış olacak. En azından kendini dışarı atmış olacak diye düşünüyoruz. Onun için vatandaşlarımızdan biz tekrardan özellikle rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Bu kurallara uymamız gerekiyor. Özellikle belirlenen önümüzde bayramda. Pandemi kuralları var, bayram var, işte Kadir Gecesi var, işte taziye var, düğün var. Bunlara mümkün olduğunca uyarak, yani bu pandemi kurallarına kesinlikle uyarsak öyle inanıyorum ki. Çünkü sonuçta bu bir kul hak olduğunu da düşünüyorum. Yani biz hasta olduğumuzu bile bile veya şey olduğumuzda götürüp birine bulaştırdığımızda belki bana bir şey yapmıyordur ama size bir şey yapabilir. Allah muhafaza. Yani biz kimsenin dediğim gibi canına zarar gelmesini istemiyoruz. Birinci önceliğimiz bu. Ama dediğim gibi tabii ekonomik anlamda da iyi olmaları noktasında da hem sosyal yardım hem esnaf hem de diğer konularda mümkün olduğunca vatandaşımızın yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bununla ilgili gerekli çalışmaları ve açıklamaları şu ana kadar hep yaptılar. Bundan sonra da inşallah yapmaya devam edecekler. Bir de dediğim gibi ben öyle inanıyorum ki Allah razı olsun vatandaşlarımız da bu kurallara uyuyor gibi görüyoruz. Bundan sonra buna uymaya devam ederek 17 Mayıs'tan itibaren de inşallah daha da normalleşerek yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizi buraya kadar yorduk. Ben çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Bizi programa davet ettiğiniz, konuk ettiğiniz için. Ben biliyorsunuz biz şu anda Ramazan ayındayız. Ben bütün hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ben Ramazan ayını, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tutmuş olduğu oruçları, yapmış olduğu ibadetleri İzzet-i Dergahı'nda kabul etsin inşallah. Tabii ki cumartesi günü Kadir Gecesi'ni, çarşamba günü de Allah'ın izniyle Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Ama bu pandemi kurallarına yine uymamız gerekiyor, bunu da hatırlatmamız gerekiyor. Ama ben şimdiden Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Hem Kadir Gecesi hem Ramazan Bayramı. Cenab-ı Allah o vesileyle bu musibeti üzerimizden assın inşallah. Hep böyle dua ediyoruz. Amin. Bu bir musibet. Hakikaten bu musibeti bir an önce atmamız için Cenab-ı Allah'a her şekilde dua ediyoruz. İnşallah bu musibeti bir önce atlatırız. Vatandaşın üzerinde, Türkiye'miz üzerinde bu musibet gitsin inşallah. Sizin aracınızla da bütün Adıyamanlı hemşehrilerimize saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz Adıyaman'ın emrinde olduğumuzu söylüyoruz. Adıyaman içinde yapmamız gereken ne varsa elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Ve her zaman da şunu söylüyorum. Adıyamanlı hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine, en güzeline layık olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Bu şekilde de inşallah çalışmaya gayret edeceğiz. Gece gündüz demeden hemşehrilerimiz için çalışacağız. Ben tekrardan Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, tabii sağ olsunlar Sayın Vekilim programımıza geldiler. Birlikte olduk. Çok şeyler konuştuk. İnşallah tatmin olmuştursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir başka programda sizlerle birlikte olmak üzere. Esen kalın.